Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Futbol ekranlarında Özcan Pehlivanoğlu üstadımla birlikteyiz ve bu akşam önce Süper Lig'den bahsedeceğiz. Süper Lig'deki sezon başından beri izleyicilerimize söylediğimiz, Özcan Hoca'yla takip edeceğimizi söylediğimiz 4 Anadolu takımını, Süper Lig'in 4 Anadolu takımını ağırlıklı olmak üzere konuşacağız bu akşam. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Teşekkür ederim. Hocam, istersen ilk önce şeyden başlayalım. İlk oynanan maçla başlayalım. Hani Altay taraftarları özellikle sizin yorumlarınızı da merak ediyorlar. Yeni Malatya ile Altay arasında oynanan, Cuma günü oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı. Sumidika ikinci galibiyetini üst üste aldı. Bir fark da yarattığını bir kere daha kanıtlamış oldu, yani böyle diyelim. Sevsek de sevmesek de, beğensek de beğenmesek de yani istatistikler pek de yalan söylemiyorlar. Altay'da ise sanki son haftalarda birazcık böyle bir düşüş şeyi var, eğilimi var gibi geliyor bana. Bilmiyorum, katılır mısınız? Şimdi biz tabii haftalık olarak oynanan maçı değerlendiriyoruz ama bizim söylediklerimizi bizi izleyenlerin bir bütün olarak, yani bundan önce sezon başından beri söylediklerimizle birlikte değerlendirmelerinin daha doğru olacağını ben düşünüyorum. O zaman bizim söylediklerimizdeki tutarlılık ortaya çıkar. Şimdi Altaylılar üzülmesinler ama gerçekten çok sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor Altay. Bunun sebebi, biz sezon başından beri söyledik, Altay'ın savunmasında, özellikle defansın orta bloğundaki stoperler konusunda çok büyük bir sıkıntı var diye. Ve Altay bu bölgeye oyuncu transfer edemedi. İstediği oyuncuları transfer edemediğini de Mustafa Denizli'nin ağzından duydum. Mustafa Denizli buraya oyuncular almak istediklerini, ama bu oyuncuların Altay kulübünün bütçesine uygun olmadığını, çok pahalı kendilerine geldiğini, bu sebeple de alamadık ben. O zaman ne yaptılar? Elde kalan oyuncuları var. Yani bunları değerlendirdiler süperde. Bir tanesi Murat Akça. Murat Akça Malatya maçından bir hafta önce Karabük maçında sakatlandı. Devamlı aşağı yukarı bütün maçlarda oynadı Murat Akça. 41 yaşında İbrahim var. İbrahim Öztürk var. Yani bir de baktığınızda işte Erik Björkander diye bir oyuncu var. İsveç'ten transfer edilen İsveçli bir oyuncu var. Yani 3 tane stoper var elinde kullanabileceği, değerlendirebileceği. Bu 3 oyuncu da sıkıntılı. Yani biri çok ileri yaşta, diğeri işte hatalar yapıyor, gaflar yapıyor. Erik ise Altay'ın futbolcusu değil. Yani Erik Altay'da futbol oynayamaz. Çünkü Erik'in yaptığı hatalardan Altay inanılmaz goller yedi. Çok büyük sıkıntısı var Erik'in. Şimdi hal böyle olunca Yeni Malatya maçında Erik adamını kaçırdı, gol oldu. Defansta topu karşılayamadı, rakibin önüne attı. Onun da vuruşu Ceyhun'un eline çarptı. O da penaltı oldu. Ve eğer siz bir maçta, böyle maçlarda iki tane gol yiyorsanız deplasmanda, onu çıkartmanız, geriye dönmeniz çok zor olur. Ve nitekim öyle oldu. Şimdi Altay'ın defansının bloğunda, defansında çok büyük problemler. Hatta son haftalarda ortaya çıkmaya başladı. Bir de sol bek problemi var. Yani Nader'in, İranlı oyuncu Nader'in temposu düştü. Ve o da bu hafta bir adale sakatlığı yaşadı ve Malatya maçının 15. dakikasında oyundan çıktı. Bunlar yani giderilmesi gereken hususlar. Eğer bunu gidermezseniz Altay önümüzdeki maçlarda da çok büyük sıkıntılar yaşar. İçeride ve dışarıda. Ve Altay'ın daha da önemlisi, en büyük problemi kaleci problemi. Kaleci geldiği günden beri, yani geldiği ilk hafta bizleri mest etti, ikinci hafta iyi top oynadı. Ama ondan sonra müthiş bir düşüş içerisine girdi. Altay kalecisi, o da aynı İsveçli stoper oyuncu Erik gibi Altay takımı futbolcusu değil. Hiçbir yan topa çıkmıyor. Hiçbir topa önde müdahale etmiyor. Tamamen çizgide kalan, çizgide gizlenen bir çizgi kalecisi hüviyetinde, ki artık bugün oynanan futbolda böyle bir kaleci tipine yer yok. Kaleci çıkacak, ceza sahasının hakimi olacak, ceza sahasını dağıtacak, topları yumruklayacak, işte rakibin hızla gelen oyuncularını
zamanında ve yerinde kapatacak, ayakla oyun kuracak, adeta bir libero gibi de, eski tabirle libero gibi de takımını yönlendirecek. Altay'ın kalecisi, Polonyalı liste, bunların hiçbir tanesi yok. Ve dikkat ediyorum ben, eğer yanlışım varsa, hatırlamadığım varsa düzeltirsen sevinirim. Süper Lig'de yabancı kaleciyle oynayan bir Galatasaray var, bir Altay var. Ha, bir de Antalya Spor var. Antalya Spor var. Konya Spor'un kalecisi. Seyic. Artık Seyic bizden biri oldu. Erzurum'da yıllarca oynadı. Yani Seyic'i yabancı olarak da görmüyorum. Ama tabii yabancı kontenjandan oynuyor. Adana Demirspor bir hata yaptı. Bir kaleci aldı. Şimdi çok kötü goller yemesine rağmen Ferhat da devam ediyor. Çünkü 8 oyuncu kontenjandan birini kaleciye ayırmak istemiyor. Şimdi Altay bu kaleci problemini, stoperler problemini, hatta sol bek problemini çözmek zorunda. Cebrail'in performansında da sağ bek ilk haftaların flaş adamı bir düşüş var. Mustafa Denizli buna bir çare bulmak için hem sakat oyuncular hem bu oyuncuların formsuzluğu, yetersizliği karşısında 3 tane ön libero'yu bu hafta şeye çekti, defansa çekti yani enteresan bir şekilde. Hem Tiam hem de Ceyhun Gülselam üçlü bir savunma yaptılar. Üçlü savunmadan iki tanesi bu orta sahada ön libero oynayan futbolculardı. Yani Mustafa Denizli kendi takımı içerisinden elinde bulunan oyunculardan, yani sakatlık yaşamamış oyunculardan bir kadro çıkarmaya çalıştı. Onun için Malatya'ya çok mağlup oldular yani. Galip gelmeleri de beklenemezdi. Çok kötü bir oyun. Hatlar arasında büyük kopukluk var. Yani defans bloğuyla orta saha ve hücum geçişleri arasında çok büyük sıkıntılar var. Yani Mustafa Denizli daima kazanmaya oynayan ofansa dönük bir futbol oynatmaya çalışıyor. Bunun seyir zevki var. İzliyorsunuz, gol yiyorsunuz, gol atıyorsunuz. Altay takımının ortası yok. Ya kazandı ya kaybetti. 10 maçın 5'inde kazandı, 5'inde kaybetti. Ama kaybettiği maçlarda hep bu defans hataları ve kaleci hataları çok büyük bir şekilde sırıttı. Eğer işte devre arasına kadar bizim yine bu sene çok böyle ağzımıza pelesenk olmuş bir tabir var. İşte toplayacağın kadar puan toplayacaksın ama devre arasında da bu eksiklerini gidereceksin. Bana göre Altay takımının en az 6 oyuncuya ihtiyacı var. İkinci devrede. Sol kanat oyuncuları yetersiz. Altay'ın sol kanadı yok. Yani gitti oraya aldıkları Rodriguez sakatlandı. 5 hafta yok. Ne zaman döneceği belli değil. Dönünce yine sakatlanmayacağı meçhul. Onun için bir sol kanada ihtiyaçları var. 3-4 tane defans oyuncusuna ihtiyaçları var. Çok iyi bir sol beke, sol defans oyuncusuna ihtiyaçları var. Var oğlu var Altay'ın ihtiyaçları yani. Bunları gidermezse ikinci devre çok zor durumlara yaşayabilir. Çünkü 4 takım düşüyor. Onun için sıkıntılı bir durum. Ama Malatya iyi top oynadı mı? Bence oynamadı. Yani Malatya iyi top oynamadı. Tete ile yakaladıkları 2-3 gol pozisyonu var. Tete'nin attığı golde dediğim gibi Altay defansının büyük hatası var. Penaltı. Penaltıyı derlediler. Buna rağmen Altay'dan yine bir gol yediler. Bunlar da bu Altay'dan bir gol yediler. Onun için Sumudika şanslı bir teknik adam. Yani Malatya'nın mesela bir önceki Adana Demirspor maçında elde ettiği galibiyette verdiği mücadele Altay maçında yoktu. Onun için Altay'ın kötü olması, Altay'ın eksik olması, Altay'ın zayıf olması Malatya'nın maçı kazanmasına neden oldu. Her iki takım da bence bundan sonraki haftalara rehavet içerisinde değil, büyük bir ciddiyet içerisinde hazırlanmalılar diye düşünüyorum. İkinci bizim izlediğimiz takım Giresunspor. Giresunspor'u ilk defa 10. haftada kutluyorum. İlk defa bir Süper Lig takımı olduklarını bana gösterdiler. Ha, bana göstermek zorundalar mı? Değiller. Ama ilk defa Giresunspor'u çok beğendim. Çok iyi top oynadılar ve 3 puanı kaçırdılar. Üzüldüm. Yedikleri gol de işte takımın nasıl diyeyim yani o dakikada, o saniyelerde böyle bir ucuz golü yememesi lazım. Şimdi yine Giresunspor'la ilgili bir şey söylemiştik biliyorsunuz sezonun başında. Bu takımın oyuncuları Süper Lig oyuncuları değil. Yapılacak iş, madem transfer yapamadınız ya da doğru transferler yapamadınız, bu oyuncuları Süper Lig oyuncusu haline getirip bu takımı bir Süper Lig takımı yapmak. Evet, Hakan Keleş'i de kutluyorum. Hakan Keleş elindeki kadroyu, bu oyuncular ne kadar Süper Lig oyuncusu, Süper Lig
oyuncusu olmasalar bile bunları bir Süper Lig oyuncusu haline getirmeyi başarmış. Sahada mücadele ediyor Giresunspor takımı. İyi top oynuyor. Pas yüzdesi yüksek. Gol pozisyonlarına giriyor. Çok gol kaçırdı. Gol pozisyonlarına giriyor. Böyle devam ederse Giresunspor hızla üst sıralara yükselecek diye bekliyorum. Bekliyorum. Bu şu demek yani biz bir takımı iyi gördüğümüz zaman, beğendiğimiz zaman, bir hoca iyi işler yaptığı zaman onu takdir ediyoruz. İşte bu haftada Giresunspor'u bu açıdan takdir ettim. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Herkes diyor ki Gaziantep kötü oynadı. Hayır kardeşim, Giresunspor iyi oynadı. Giresunspor iyi oynadığı için Gaziantepspor bu durumlara düştü. İyi oynayan ve 2 puan kaybeden, tek puanla yetinen Giresunspor'u kutluyorum, tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalarda da içeride dışarıda bu performansı sürdürmelerini diliyorum, bekliyorum. Zaten eğer bu performansı sürdürürlerse, üzerine koyarlarsa bu takım çok rahatlıkla ligde kalacak, orta sıralarda kendine yer bulacaktır diye düşünüyorum. Onun için yani Giresunspor'u tabii bu duruma getiren Hakan Kereş. Orada ayrı bir parantez açmak lazım. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Maçtan sonraki röportajını da okuduk. Çok akıllı, çok olgun değerlendirmeler yaptı. Bence Hakan Kereş de Türkiye yeni bir genç teknik adam daha kazanıyor diye düşünüyorum. Hem Giresunspor'un yolu hem de Hakan Kereş'in yolu açık olsun. Hocam Adana Demirspor Sivas deplasmanından bir puan sökmeyi başardı, öyle diyelim. İki tane de kırmızı kart vardı karşılaşmada ve bir beraberlik oldu. Sivas Spor istenen bir türlü istedi, çıkışı yapamıyor. Adana Demirspor da hani deplasmandan aldığı bir puana rağmen henüz bu kadronun hakkını verecek bir performans sergileyemedi gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz bu değerlendirmelerime katılır mısınız? Şimdi Sivas Spor'un en büyük handikapı Avrupa kupalarına katılmış olması. Sezonu erken açması, erken form tutması. Bu dengesizlikler yaratıyor Sivas Spor gibi takımlar üzerinde. Yani Sivas Spor lige aklını veremedi sezonun başında. Aklı Avrupa kupalarına gitti ve Avrupa kupalarında iyi maçlar oynadı. Ama işte Avrupa kupalarında bu takımın direnmesi, kalması çok zor. Rıza Çalınbay, kendisi de Sivaslı. Sivas'ta başarılı bir teknik adam. Sivas Spor iyi de top oynuyor, iyi de oyuncuları var. Ama dediğim gibi yani ligi erken açınca, bu ligi sezona erken başlamak da iyi bir şey değil. Yani sezona erken başlayınca futbolcularınız erken form tutuyor, işte takımda bir takım böyle dengesizlikler oluyor, sakatlıklar oluyor. Sivas Spor'da çok oyuncu sakatlandı bu sene. İşte ondan sonra neticeye gitmekte zorlanınca da böyle takım agresif hale geliyor. Aynı Adana Demirspor maçında olduğu gibi. Yani berabere bitti. O penaltı mı? Bana göre de penaltı. Adana Demirspor'un kazandığı pozisyon penaltı. Ama hakemi bir şey eleştiriyorum. Pozisyon önünde oluyor. Yani VAR seni uyarmasa gitti. Bitti iş. Yani ben bu gözünün önünde pozisyon olan hakemlerin karar verememesini, hatta yanlış karar vermiş. Çünkü o pozisyonda top kornere çıktı diye korneri gösteriyor. Demek ki VAR olmasa kornerle başlayacak. Veya out'u gösteriyor. Out'la başlayacak. VAR uyarıyor gözünün önünde. Çünkü tekrar izledim. Ya bu pozisyon olurken hakem neredeydi? Ve hakem tam o pozisyona çok yakın bir şekilde ceza alanının önünde pozisyonu 3-5 metreden seyrediyor. Çok enteresan. Orada penaltı kararını vermiyor da VAR'a gidip penaltı kararını veriyor. Güzel maç oldu, iyi maç oldu. Adana Demirspor direniyor. Yine Adana Demirspor'un kalecisi çok hatalı bir gol yedi. Geçen hafta Malatya'dan yediği goller gibi. Adana Demirspor'un da buna bir çare bulması lazım diye düşünüyorum. Tabii Adana Demirspor yıldızlar topluluğu. Yani yıldızlar topluluğu. Yani daha iyi neticeler alması lazım. Biz bekliyoruz bunu ama o yıldızlar kendilerini bu işe vermiyorlar diye düşünüyorum. Gereğini yapmıyorlar diye düşünüyorum. Yani ama Adana Demirspor böyle gidiyor. Bu futboluyla, bu oyunuyla işte ligde kalır. Üst sıralara doğru tırmanır. Böyle 4 büyüklerle, 5 büyüklerle, 6 büyüklerle artık kaç büyük olduysa ligde onlarla oynayacakları maçlarda onlara çelme takan bir takım hüviyeti kazanır. Balotelli her maçta acaba ne yapacak diye seyrediyorum. Yani gol atacak mı diye seyretmiyorum. Balotelli acaba her maçta ne yapar? Bu maçta da gol attı. Kalecinin elinden topu almak istiyor. Ya bırak kardeşim, ne yapacaksın yani?
Kalecinin elinden topu almamış diyor. Olay oldu. Orada bakıyorum rakip oyuncuyu tehdit ediyor. Yani şimdi bizim hakemlerimiz de tabii biliyorsun bazen kör oluyorlar, sağır oluyorlar, duymaz oluyorlar. Balotelli'nin böyle elini sallayıp parmağını sallayıp adama yaptıklarını görmezden, duymazdan, hissetmezden geliyorlar. Adana Demirspor'un maçları zor maçlar. Yani her rakip için Adana Demirspor maçları zor maçlar. Çünkü Adana Demirspor'un kreatif oyuncuları olduğu için Adana Demirspor kötü de oynasa bu ne yapacağı belli olmayan futbolcular sahne alıp çok enteresan sonuçlara imza atabilirler. Onun için Adana Demirspor'a karşı oynayacak her takımın çok tedbirli oynaması lazım. Ve Adana Demirspor'un bu yıldızlarına karşı tedbir alması lazım. Ama güzel maç oldu. İzledim ben maçı. İyi maç oldu. Ben maçtan zevk aldım. Tabii olaylar da var, hadiseler de var. Maçta kırmızı kartlar var. Yani bu kadar gerilmeye gerek yok. Yani tabii hakemler bazen çok böyle maçın gerilmesine sebep olacak kararlar veriyorlar. Bilhassa da bu yedek kulübelerin önünde olunca saha karışıyor o zaman. Yani yedek kulübelerin önünde bu işi yapınca saha karışıyor. Böyle bir maç oldu. Onlar da ileriye bakacaklar. İkisi de orta sıraların takımı olur diye düşünüyorum. Son maçımızda Göztepe-Trabzon maçı. Trabzonspor'u Hocam söyletiyorum. Trabzonspor çok kritik bir galibiyet aldı aslında. Yani puan Çok, cetveline çok, baktığımızda çok, şeyin çok. Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi yenmesi ile hani direkt rakiplerinden bir tanesinin 3 puan kaybettiği aynı sıra işte birazdan oynanacak henüz daha biz bu programı çektiğimizde oynanmamıştı. Beşiktaş Galatasaray derbisi nedeniyle de rakiplerinin yine kendi aralarında savaşarak puan kaybettiği haftada çok kritik bir 3 puan aldı. Ve liderlik şeyini pekiştirdi bu hafta yani durumunu pekiştirdi. Hatay'ın da puan kaybettiği bir hafta. Trabzonlulardan mutlusu yok herhalde bu hafta hocam. Ne dersin? Ama şimdi yine bizim sezon başında hatta hazırlık maçlarından sonra veya transfer döneminde söylediklerimize dönüp bakarsan Trabzonspor'un bu ligde şampiyonluğa oynayacak iki takımdan, diğerdeki Beşiktaş iki takımdan biri olduğunu, kadrosunun böyle kurulduğunu, geniş olduğunu, çok iyi futbolcular olduğunu söyledik. Bu oyuncular zaman zaman Göztepe gibi zorlandıkları maçlarda sahneye çıkıyorlar ve neticeyi tesir ediyorlar. Giovanni eleştiriliyor ama çok güzel bir gol attı. Ondan sonra Siopis ikinci devre oyuna girdi. Müthiş bir performans sergiledi. Ki üç tane önemli oyuncusu yoktu Trabzonspor'un. Abdülkadir Ömür üzerine koymaya başlamış seyrettik. Yani Trabzonspor iyi futbol oynamadı tabii. Göztepe, şimdi her zaman bir şey söylüyorum. Statlar ve taraftarlar yani seyirciler müsabakayı çok etkiliyor. İşte Göztepe rakiplerine karşı çok etkili olabileceği iki tane argümana sahip. Bir tanesi sahası inanılmaz kutu gibi bir sahası var. Ve diğeri de Göztepe taraftarı. Göztepe taraftarı ilk defa bu sene tribünlere bu kadar fazla geldi. Ve o Göztepe taraftarı maç boyunca susmak bilmedi. Ve Trabzonsporlu Berat maç sonundaki röportajında yani gerçekten oynadıkları bütün maçlar içerisinde en fazla zorlandıkları maçın Göztepe maçı olduğunu, Göztepe'yi de tebrik ettiğini, seyircisini de kutladığını ifade etti. Çok centilmence. Şimdi yani böyle bir durumda Trabzonspor eksikleri de var. Çok coşkulu oynayan, seyircisiyle bütünleşen bir Göztepe karşısında bütün eksikliklerine rağmen bir puan almasını bil. Şimdi yine bizim önceki söylediklerimize dönerseniz bu Abdullah Avcı'nın taktiğidir. Yani eğer yenemiyorsan yenilme, berabere kal veya 1-0, 2-1 gibi kısır sonuçlarla maçı al, puanı al. Zaten şampiyonluğu bunlar getirir. Şimdi Göztepe maçında alınan bu 1-0'lık galibiyet Trabzonspor'un önünü açtı. Daha kuvvetli gidecek. Mesela onlar da taraftarlarına sesleniyorlar artık. Mesela Trabzonspor yazarını okudum. Bugün diyor ki niye diyor biz Göztepe'ye gittik diyor. Göztepe maçını diyor. Dursel Aksel Stadı'nda seyrettik diyor. Niye bizim Trabzon seyircisi gelip sahayı öyle doldurmuyor, öyle fesuarat yapmıyor diyor. Bu takım şampiyonluğa gidiyor. Şimdi böyle bir atmosferden 3 puan çıkartması Trabzon'un seyircisini de havaya sokacaktır. Bundan sonra Trabzonspor maçlarında daha coşkulu, takımını ateşleyen, karşı takımı sindiren bir Trabzonspor seyircisi, taraftarı izleyeceğiz. Bu da Trabzonspor'a güç verecektir. Ama dediğim gibi Trabzonspor iyi takım, iyi oyuncuları var, kreatif oyuncuları var.
Yani bunları da görmezden gelemeyiz. Her biri birbirinden değerli. Sahaya çıktılar mı? Enteresan işler yapıyorlar. Onun için Trabzonspor iyi takım. Aldığı bu galibiyet zor ama normal bir galibiyet. Zor bir galibiyet aldı ama normal bir galibiyet. Şimdi Göztepe ne kadar heyecanla oynarsan oyna. İşte yenildin. Bu yenilmek hayra alamet değil. Bakın. Yani çünkü bu coşkulu maçları böyle sürdürebilmek, devam ettirebilmek mümkün değil. Görüyoruz bunu diğer Anadolu takımlarında da. Yani bu coşku her zaman devam etmez. Bu maçtaki gibi baskı yapamazsınız, koşamazsınız. İşte bütün maçındaki enerjiyi tüketip 3 haftaya atabilir bu takım. Mesela geşen hafta Malatyaspor, Adana Demirspor karşısında çok coşkulu, çok arzulu, çok istekliydi ama Altay karşısında öyle değildi. Karşısındaki rakip Altay değil de başka bir takım olsaydı. Yani bir Alanyaspor, bir Hatayspor, bir Karagümrük olsaydı Malatya'yı Malatya'da rahat yenerdi. Onun için Göztepe'nin de bundan sonraki maçlarda aynı coşkuyu yakalayabileceğini, aynı mücadele gücünü, ritmi yakalayabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Ama ben yanıldım. Trabzonspor'u kutluyorum. Bundan sonraki haftalarda maçlar diliyorum. Göztepe'de inşallah bu şeyini telafi eder. Aldığı kötü sonuçları telafi eder. Bir an önce ligde arzuladığı sıraya geçer, ulaşır diye temenni ediyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Daha önce sezon başında izleyicilerimize söz verdiğimiz gibi 4 Süper Lig takımını Özcan Pehlivanoğlu hocayla izlemeye devam ediyoruz. İşte Trabzonspor, Giresunspor, Altay ve Adana Demirspor takımları ve tabii onları konuşurken rakiplerini ve ligin genel değerlendirmesini de Özcan hocayla birlikte yapıyoruz. Hocam birazdan şey var, henüz... Tabii başlamasına fazla bir süre kalmadı. Çok zorlu bir derbi karşılaşması var. İstersen son şeyde programın son kısmında bu derbi öncesinde birkaç cümle söylemek istersen söyle. Yok ben bir şey konuşmak istemiyorum dersen saygı duyarım. Yok ya, bu derbidir. Üç sonuçlu maçtır. Dün Fenerbahçe Alanya maçını seyrettik. Hakikaten Pereira'ya katılıyorum. Yani bu oyunun hakkı yarım puan bile değil. Alanyaspor'un yarım puan bile almaması lazım. Doğru söylüyor. İşte ama maçların kırılma noktaları var. Sen gol atamazsan, Serdar Dursun bir gol kaçırdı. Sonra döndü top, gol oldu. Hep böyledir yani. %100 goller kaçıran bir takım hemen kalesinde çok böyle basit goller yer. Çok basit bir gol yedi. Gol attı, beraberliği yakaladı. Ondan sonra tekrar gol yedi. Şimdi onun için bu tür maçlar, derbi maçları, ne olacağı hiç belli olmayan maçlar. Ama buradan da Fenerbahçelilere söylüyorum. Lütfen bu Mesut Özil'le sözleşmenizi feshedin. Mesut Özil Fenerbahçe'de oynamasın. Mesut Özil Fenerbahçe'ye, Türk futboluna, Türk seyircisine, Fenerbahçe taraflarına ayıp ediyor diyerek bu sohbeti noktalayayım. Hocam ayrı bir program çıkar bu söylediklerinizden ama şimdi şimdi gündemimiz bu değil diyelim. Bir ayrı Mesut Özil programı yapmak lazım belki sizinle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ve izleyicilerimize de tabii teşekkür ediyorum. Süper Lig'de 10. haftanın maçlarından 4 tanesini masaya yatırdık ve konuştuk. Önümüzdeki günlerde Özcan Hoca ile yine Süper Lig'de neler olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özcan Hoca'ya da ayrıca katkılarından ve yorumlarından dolayı teşekkür ederek yayınımı kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.